Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Türkiye sadece Anadolu'daki değil, ata topraklarındaki Türk kültürüne de sahip çıkıyor. Türk Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı TİKA, Moğolistan'da Türk tarihine ışık tutan Orhun abidelerinden Tonyukuk anıtının bulunduğu yere müze yapılması için çalışma başlattı. Moğolistan'da bulunan Orhun Vadisi Türk tarihi için önemli bir yere sahip. Türkiye Cumhuriyeti de bu topraklarda Türk tarihini ışık tutmak için TİKA aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Evet, burası bir tapınak. Üst tarafında da uçan kuşlar vardı. TRT Haber ekibi de çalışmalarında TİKA'ya eşlik etti. Moğolistan'daki ilk hedef kurganların bulunduğu alan. Bölgede şu ana kadar yalnızca bir kurganda kazı yapılmış. Kazı yapılması planlanan diğer kurganlar için Moğolistan ve Türkiye işbirliği yapacak. Burası 700 dönümlük bir sit alanı, tarihi bir mekan. Bu bölgede 17 tane büyük kurgan yer almaktadır. Şu anda bulunduğumuz nokta Alsur, yani kırmızı surlarla çevrilen bir bölgedeyiz. Burası arkeologların tespitine göre 6. ve 7. yüzyıla ait bir şehir olup henüz bir arkeolojik kazı gerçekleşmemiştir. Kurganların bulunduğu bölgeden Bilgi Kağan ve Kültegin yazıtlarının bulunduğu müzeye gidiyoruz. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Göktürk tarihinin önemli yazıtlarından Bilgi Kağan ve Kültegin yazıtlarının bulunduğu müzedeyiz. Bu müze Göktürk tarihine ait önemli eserleri içinde barındırıyor. Müzenin yapılışında TİKA önemli görevleri üstlenmiş. Müzeye ulaşmak için Karakorum şehrinden müzenin bulunduğu noktaya kadar 46 kilometrelik yol Türkiye tarafından yaptırılmış. Burada sadece iki anıtımız bulunmamakta. 2000 yılı kazılarında Bilge Kağan'ın hazinesi olarak lanse edilen bir takım değerli eserler bulunmuştur. Müzenin yıpranmış bölümlerinin tadilatı için ön çalışmalarını tamamlayan ekibin ikinci adresi Bilge Tonyukuk Anıtları. Bilge Tonyukuk Anıtları'na gidiyoruz. Bu yol geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırıldı. Dünya standartlarındaki yol bizi anıtlara götürecek. Yolda atlı turist kafilelerini görüyoruz. Tarihi yazıtları ve Moğol kültürünü yerinde görmek isteyenler atlarla seyahat etmeyi tercih etmiş. Açık havada bulunan yazıtların etrafı yine TİKA tarafından korumaya alınmış. Bunlar bizim geçmişimizin önemli kaynakları. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri bunlar. Bunları bundan sonraki yüzyıllarda korumak ve geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcu. Ve biz TİKA olarak bu çalışmaları en güzel ve en başarılı bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Görünen o ki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın girişimiyle ata topraklarındaki Türk tarihi gün yüzüne çıkmaya ve korunmaya devam edecek.